Hayır, başlığı yanlış okumadınız. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim Barbie filmleri hakkında konuşacağım. Dün akşam yaz tatili olduğumuz için ve ben akılsız biri olduğum için uyuyamadım. Uyumayı tercih etmedim. Ve Tumblr'da dolaşıyordum öylesine. Ve bir tane hashtag gözüme takıldı. Bu hashtag de Barbie Fandom. Barbie Fandom. Direkt hashtag'in ismi buydu. Ve tıkladım. Çünkü hani Barbie fandom, her şey hakkında bir fandom var. Onu biliyorum. Ama hani Barbie'nin hakkında ne yapabilirsiniz? Her yeni çıkan bebek hakkında mı konuşuyorlar gibisinden. Ama hayır. Her çıkan yeni film, dizi, YouTube videoları var biliyor musunuz bilmiyorum. YouTube videosu hakkında konuşuluyor. Fandom bununla alakalı. Ve Tumblr'daki o hashtag ile dolaşırken fark ettim ki ben uzun süredir aslında bir Barbie fandomının içerisindeymişim ama haberim yokmuş. O nedenle bugün sizlerle birlikte en sevdiğim Barbie filmlerini konuşacağız. Evet. Zeynep'in fikirleri tükeniyor. Başlayalım. Evet, ilk başta bahsedeceğim film bir 2004 klasiği. Küçük 2 yaşındaki Zeynep bu filmi tam zamanında mı izlemiş büyük ihtimalle hayır. Fakat daha sonrasında bir DVD'sini almış olma ihtimalimiz çok yüksek. DVD de değil pardon. VCD. O filmde bu mükemmel klasik, mükemmel düeti hayatında görmeyeceğin... İzin verir misiniz? Aşırı iyi bir... Düet hakkında konuşmaya çalışıyorum. Dünyadaki en iyi düetin olduğu film kesinlikle. O da Barbie, Prenses ve Yoksul Terzi Kızı. I'm just like you. You are? You're just like me. There's somewhere else we'd rather be. Somewhere that's ours. Somewhere that dreams come true. Yes, I am a girl like you. Just like you, I think that's true. You're just like me. Yes, I can see. We take responsibility. Hani gerçekten diyorum, o şarkının dünyadaki en iyi düet olmadığını düşünen varsa şu an aşağıdan aboneliğinden çıkabilir. Bu arada kronolojik sıralamayla gidiyorum. Herhangi bir böyle bir sevgi veya daha iyi olduğunu düşündüğüm filmler değil. Ama az önceki filmin dünyadaki en iyi film olduğunu falan savunmuyor da değilim. Bir sonraki film. 2005 Masterpiece. Filmin ismi Barbie, Pegasus'un sihri. Bilmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Barbie burada prenses... Neresi? Annika'yı oynuyor. Prenses Annika'nın garip bir cadıdan kaçması lazım. Tam olarak konusunu ben de hatırlamıyorum. Ama film gerçekten iyi. Evet, şimdi üçüncü filme geçiyoruz. Bu film herhalde... aralarından en çok izlediğim Barbie filmlerinden biri en azından olabilir. O da Barbie ve 12 Dans Eden Prenses. Bu film aşırı iyi. Bu film gerçekten çok güzel. Yalan atmıyorum. Gerçekten bir ara dedim ki baleye mi başlamalıyım? Annenizin size miras bıraktığı kitapların. Ondan sonra bir yerde bakıyorsunuz. Oh my god, yerde sembolleri varmış. Bir bakıyorsunuz, dönüyorsunuz. Aynı şekilde oluyor ve oh my god, bir bakıyorsunuz. Bambaşka bir dünyadasınız ve dans edebiliyorsunuz ve özgürsünüz. Hani birazcık fazla... Relatable. Hani kim istemiyor öyle bir dünya? Bu film gerçekten çok iyi. Şimdi dördüncü filme geçiyoruz. Dördüncü film şöyle. Barbie'nin filmlerinin ayrı ayrı konuları oluyor zaten az önce anlattığım gibi. Ama bazı konular böyle ikili üçlü filmlere yapılıyordu. Ve bu ilk ikili üçlü filmlere yapılan serinin de ismi Fairytopia'ydı. Fairytopia 1 aşırı sıkıcı. Hani hayatımda gördüğüm en sıkıcı Barbie filmi olabilir. Neyse. Fairytopia 2 aşırı karmaşık. Deniz kızları giriyor içine filmin. Hani Fairytopia peri dünyasında değil mi? Nasıl bir anda deniz kızı olduk? Onu da anlamamıştım. Ama Fairytopia 3, Gökkuşağı'nın Sihri, sanırım filmin ismi oydu. Serinin en iyi filmi. Nokta. Ana karakter işte bu üçlemenin ana karakteri olan kız. Ve bir tane okula gidiyor böyle sihir. Peri sihri öğrenilebilen yere ve Gökkuşağı. LGBT. Barbie is an LGBTQ queen. Sonra bir sonraki film. Şimdi bu Fairytopia ne kadar işe yaradıysa bunu daha ne kadar ileriye götürebiliriz demişler. Ve sonra Fairytopia'nın alt serisi olan Mariposa çıktı arkadaşlar. Yani Mariposa hani gerçekten hayatımda izlediğim en iyi peri filmi olabilir. Sevmemin en büyük nedeni de onu da hatırlıyorum. Kanatları aşırı güzeldi. Hani gerçekten Mariposa'nın böyle morumsu, siyahımsı bir kanadı vardı ve aşırı güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi 6. filme geçiyoruz arkadaşlar. 6. film gerçekten en favori Barbie filmimdi.
Hala da öyle olabilir. Şu an listeye bir daha bakıyorum. Sanırım hala. Bu film beni o kadar çok etkiledi ki 3. sınıfta diğer en yakın 3 arkadaşımla beraber bu filmdeki karakterleri canlandırıyorduk. Bahsettiğim film Barbie ve 3 Silahşörler ve feminizmin en yüksek doruğa, en yüksek noktaya çıktığı film bu. Barbie 3 Silahşörler filmi feminizmin en yüksek noktaya ulaştığı film. Başka bir şey kabul etmiyorum. Barbie 3 Silahşörler. Barbie burada Corinne diye bir kızı oynuyor. Pembe silahşör. Bu kız işte Paris'in birazcık dışarısında oturuyor. Sonra ata biniyor, gidiyor Paris'te. Silahşör olmak istiyor. Babasından referans alarak işte gidiyor bir adama Paris'te. Ve adam diyor ki peace out. Ben aslında sana silahşör olmayı öğretmem diyor. Ondan sonra Barbie diyor oh my god ne yapacağım. Sonra işte 3 kıza tanışıyorlar. Saray ladies olarak çalışıyorlar artık çünkü. Ben seni saray ladies'imi yapabilir tabii ki de. Mor silahşör, yeşil silahşör ve mavi silahşör. İsimlerini kesinlikle hatırlamıyorum neyse. Onlarla tanışıyor. Bir tane daha saray ladies'i var. O birazcık daha yaşlı bir kadın. Ama bir bakıyorsun bir anda eskrim queen çıkıyor. Her eskrim hareketini yapabiliyor ve kızları gizlice eğitim vermeye başlıyor. Bu arada spoiler ama artık izlemediyseniz bu feminist harikası filmi. O yüzden ne bekliyorsunuz? Bir sonraki film bir süre boyunca benim kendimi moda tasarımcısı olmama ikna etmiş olan film. Bahsettiğim film Barbie A Fashion Fairy Tale. Bunun gerçekten Türkçesini bilmiyorum. Barbie bu sefer kendini oynuyor. Barbie oynuyor. Oh my god. Barbie burada Paris'e gidiyor ve moda tasarımcısı oluyor bir anda. Ve model oluyor. Ve her şeyi oluyor. Ve insanlar Barbie olmak istiyor. Ben Barbie'yi görüşünden dolayı değil, o kadar fazla mesleğe sahip olduğu için seviyorum. Bir tane arkadaşı var. Beraber Paris'ten esinlenerek bir kreasyon çıkartıyorlar. Halası/teyzesinin dükkanı kapanmasın. Ve periler var yine. Evet, Paris'e bu filmden dolayı gitmek istemiştim arkadaşlar. Bir sonraki filmi Barbie Peri Gizemi'ydi. Yine ben zamanında gerçekten peri olmak istiyormuşum. Şu an hani Barbie fandom'una girdiğim zaman fark ettim bunu. Evet, Barbie Peri Gizemi'nde de Raquel, Barbie'nin en büyük düşmanı ve Barbie ve iki kız daha. Onlar neden bilmiyorum. Böyle bir tane dünyaya gidiyorlar. İsmi sanırım Los Angeles. Ve Barbie ve Raquel Ken'i kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bir tane peri kraliçe Ted Mosby diyecektim. Yemin ediyorum kafayı sıyıracağım. Evet, bir tane peri kraliçe Ken'e tutulduğuna ikna oluyor. Çünkü neyse spoiler vermeyeyim. Ve son olarak sevdiğim filmler arasında ama son bir film var ki. Bu film, ben kardeşimle izlemiştim. Kardeşim de bir ara Barbie. Hala Barbie seviyor. Evet, Barbie de beni dövecek. Barbie'yi seviyor dediğim için beni dövecek. İşte Barbie o da filmlerini izliyordu. Ben de hani bir gün dedim bari izleyeyim. Çünkü artık çok havalıydım Barbie için. Neyse. Barbie Prenses Okulu. Barbie Prenses Okulu şunu anlatıyor. Bir tane kız var Barbie oynuyor yine. Bir kafede çalışıyor. Bu hala monarşinin olduğu bir sistemdeyiz. Neyse böyle bir tane okulları var. Böyle prenses okulu. Neyse işte böyle her sene bir kurayla saray ladies'i eğitimi almak için bir kız seçiliyor. Ve kim seçiliyor tahmin edin? Barbie! Aman tanrım. İşte sonra o kız seçiliyor, sonra bir bakıyoruz. Kızın aslında tahta hakkı var. Oh my god. Ama evet, bunlar en sevdiğim Barbie filmleriydi. Bunu neden izlediniz bilmiyorum. Neyse. Tüm bu şakaları ardımızda bırakarak. Merhaba ben Zeynep. İlk defa benim videolarımdan birini izliyorsunuz. Genelde video formatım böyle bir şey değil. Ama bugün o kadar sıkıldım ve o kadar Barbie hakkında konuşasım geldi ki bilmiyorum. Gerçekten yalnızlık bana yaramıyor. O nedenle sizinle konuşmaya karar verdim. Neyse evet, videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Bye bye.